Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli takipçilerim, bizleri sorarsanız biz iyiyiz. Biz ne yapıyoruz paşamla bugün? Paşamın canı lahmacun çekmiş. Arkadaşlar lahmacun yapacağız yine biz bugün, Allah nasip ederse. Tabii ki önceki videomda var ama ben onu hamurunu daha önce yoğurmuştum arkadaşlar. Şimdi hamuru beraber yoğuracağız. Arkadaşlar hamurun içinde ne var? 2 kilo unum var arkadaşlar. Bim'den 2 kilo un paketlerinden un aldım. Siz de bilirsiniz yani o paketleri. Bim'den alıyorum ben arkadaşlar unu. 2 kilo unum var bunda böyle. Koydum leğenimi içine. Arkadaşlar biraz da böyle tuz atıyorum içine. Ben tuz az atıyorum arkadaşlar. Çok atma. Bir avuç. Bir avuç kadar bir şey. Tabii ki biz tuzsuz diyoruz. Artık benim uşaklarım da alıştı tuzsuz yeme. Arkadaşlar toz şeker atıyorum böyle. Böyle bir kaşık da yemek kaşığı toz şeker atıyorum. Toz şeker niye atıyorum? Biraz yumuşaklık oluyor diye atıyorum. Ne bileyim ben atıyorum lahmacunu içine böyle yaparken. Ben bunu şimdi böyle yoğuracağım arkadaşlar. Ben buna maya atmıyorum. Tabii ki bu mayasız hamur oluyor arkadaşlar. Böyle karıştırın önce şimdi. Böyle. Ortasını açıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle yoğuruyorum arkadaşlar şimdi değerli takipçilerim. Paşam su getirsene bana. Tamam. Bunu hamur kabartma tozundan atmayın. Bizim leğen gitti atıyor. Kırıldı mı? Su devay. Yok be. Kıramamış, çatlamış biraz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Buna yağ falan atmıyorum ben. Bu şekilde. Abdullah çok yapalım dedi. Evet ya. Kaç aydır istiyoruz. Annemin de vakit almıyor. Sıcaklar da çok arkadaşlar. Sıcaklarda da böyle yani sacın yanında durmak çok şey oluyor. Hem bir de lahmacun yapmamızı bir kişi daha istemiş. Birkaç kişi. Bazen yorumlarda görmüştüm. Hem en çok izlenen videomuz olduğu için bir daha yapalım Allah dedik. Allah razı olsun. Sağ olun arkadaşlar. Değerli takipçilerim. Beni öneriniz sağınıza solunuza. Arkadaşlar ben hamurumu yoğurayım daha sonra görüşürüz. Hamurumu yoğurdum ben. Hamurum yumuşak bir şekilde. Abdullah yakından göster anneciğim gel. Böyle arkadaşlar yumuşacık hamurum. Bu dediğim gibi mayasız hamur arkadaşlar. Biraz dinlendirdim ben bunu. Ben bunu şimdi mandalin büyüklüğünde böyle yapacağım arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Kesleyeceğim. Böyle hamurum göz göz oldu arkadaşlar. Güzel oldu. Bununla anne kaç lahmacun çıkar? He? Bununla sence kaç lahmacun çıkar? 15 çıkar mı? Fazla. Bunda en aşağı 35 tane falan çıkması lazım. Oo, bir sürü lahmacun. Bugün lahmacunu doyacağız demek ki. Arkadaşlar tabii yığılmasından da yani ne kadar yoğursanız hamur o kadar güzel oluyor arkadaşlar. Hamurum göz göz oldu. Paşam göstersen abileri ya ablaları ya. Görüyorlar zaten. Oraya şöyle kesince göster gel. Görsünler. Şimdi, bu şekilde arkadaşlar hamurum göz göz oldu inanır mısınız? Tabii ben şimdi peynirimi ayarlayacağım. Arkadaşlar hamurum bu şekilde göz göz oldu. Tabii ki ben pezlerimi dediğim gibi güzel
Hepsini aynı bir eşikte yapacağım şimdi. Hamurun içi yalnız ekmeğe benzemiyor mu anne? Tabii şimdi. Güzel. Çok yorulduk oğlum. Bir sürü çıktı. Böyle bu şekilde arkadaşlar, hamurum çok güzel yoğurdu yani. Ben pezlerimi ayırayım, yapayım arkadaşlar güzelce gelen. Bunu dinlendireceğim ben yine 10-15 dakika. Kapatacağım üstünü. Bir bezden, temiz bir bezden arkadaşlar. Bu dinlenecek. En aşağı 10-15 dakika dinlenecek arkadaşlar. Bir çarşımızda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi böyle 3 tane soğanım var. Doğradım ben bunu. Şimdi rendeye çekeceğim. Böyle. Bunu ben Bart'tan aldım arkadaşlar. Çoban pazarı. Ne yaptılar? Japon pazarı. Böyle. Soğanı ayrı çekeyim ki soğan çok acı olduğundan soğanın suyunu sıkıyorum arkadaşlar. Buna çok iyi bir şeymiş bu. Annem çok memnun oldu bunu aldığında. Aynen bunu ben, benim Eltigar almış bundan. Bunu da gördüm. Şuna gitti. Bartın almış, o da gelmişken İstanbul'a almıştı. Çok soğanların acıymış. He? Soğanlar çok acıymış. Soğanlar çok acı oğlum ya. Sen gene ağlamaya başladın. Suyunu sık. Böyle acı suyunu sıkıyorum arkadaşlar. Pirinç gibi oldu. Ben bile mi ağlayacağım? Çok acı, çok. Bu soğanlar yaz kış acı. Biberim var. Tabii ki bunları ben bozsam biberim. Benim kendi biberlerim. Bostan biberi. Kendi bostanımızdan da bozalım. Evet. Allah, ufak da olsa yetiyor arkadaşlar ya. Kurban oldum Allah'ım. Verince ver ya. Böyle 2-3 tane biber doğruyor arkadaşlar. İçindeki çekirdeğini alıyor. Domates evde kendi bostanımdan. Her şey organik. Her şey organik. Abdullah'ın demesi gibi. Değil mi paşam? Annem bir de böyle toz şeylerden almış baharatlardan. Bunlar yoktu galiba değil mi evde anne? Bitmişlerdi. Bir tane göndermedim. Dün hastayım. Başım ağrıyor dediğin. Toz karabiber almış. Kekik almış. Bir de kırmızı acı toz biberi almış. Acı mı? Evet. Ama acı diyordur da o kadar da acı değildir. Bilmiyorum ki oğlum. Mesela bazı marketlerin pul biberi çok acı diyorlar, pul biber. Ama acı çıkmıyor. Arkadaşlar inanır mısınız böyle? Sert domatesi menderler ya, taş taş gibi maşallah. Bir de tatlı ki arkadaşlar ya. Ama geçen demem 2-3 gün önce rüzgar oldu arkadaşlar. Domateslerime sam vurdu herhalde rüzgarına. Yaprakları bozuldu. Yani size şöyle söyleyeyim. Annemin domatesini 10. kattan atsan şey olmaz. Biz mesela menemen yaparken de. Arkadaşlar bu ya. Biz menemen yaparken de bunu kullanıyoruz. Sütü çıkıyor. İnanır mısın? Çok rahat oluyor. Çok güzel görünüyor. Eltimler Allah razı olsun. Böyle bu şekilde. Bunlar kırmızı kap yapıyordu oğlacım arkadaşlar içine. Bunlar bostandan mı peki? Bu bostanımızdan değil maalesef. O zaman bu organik değil. Bu marketten. Her şeyde bostan olacak diye bir şey değil. Oğlum bu da bostanlardan. Bununla da yemek veriyor lan. Bu nereden geliyor? Bu marketlere manava nereden geliyor oğlum? Sarılardan. Ah oğlum ah.
Yaban demekleri ya. Maydanozum da kendi bostanımızdan. Papaşa. Evet. Çok güzel kokuyor. Şimdi. İki tane de kabuğunu kapitleri koydum. Esma'm da bir tatlı gibi bir şey yaptı ama. Neydi attı Esma'nın? Tireviçeymiş. Tireviçe arkadaşlar. Bugün izinle. Şöyle gibi sıvı. Hazır ya. Hem pratik. Bunu nasıl yaptın? Mesela bu şekilde ellerim temiz. Ben de böyle atıyorum içine. Abdullah, Esma, yani. Şişede sarımsaklar vardı. Ben onları verseydim bize. Ben veririm sana. Dolapta şişenin içinde. 5-6 tane de diş sarımsak atıyorum arkadaşlar içine. Onları da mı blender'a atıyorsun? Bunları da böyle geçireceğim buradan öyle. Ben buna hep blender diyorum. Ama elle çalışan blender. Arkadaşlar ben güzel sarımsağı böyle temizliyorum. Böyle kornoz şişesine alıp koyuyorum. Dolaba atıyorum. Lazım oldukça alıyorum arkadaşlar. Ama dolapta bekletiyoruz. Lazım bir şey oluyor. Buzdolabına koyalım. Bunu da çekeceğim. Çeker mi? Küçük geliyor ya. Annem baharatlarını açıyor. Çok lezzetli. Kekinin kokusu ağır gelmeye başladı kekin. Kekin kokusu ağır gelmeye başladı. Arkadaşlar böyle bu şekilde harcım. Şimdi içine kıyma atıyorum. Tabii ki ben bunların hepsi göz kararı arkadaşlar. Bunda en aşağı bir kilo kıyma var ama böyle içine. Ben çektirmeye gitmiştim erkenden. Annem koş çektirmeye git böyle dedi. Böyle arkadaşlar en aşağı ben yarım kilodan fazla kıyma attım herhalde içine. Şimdi göz kararı arkadaşlar. Şeyse söyleyemiyorum sizlere. Yani bir yarım kilonun birazından fazla olabilir. Biraz da tuz atıyorum içine. Göz kararı. Herkes bildiği gibi de atabilir. Bir kilo da atılır, yarım evet. Kilo da atılır. Ne kadar yapacağınıza bağlı. Dur oğlum. Az kekik atıyorum. Ben de annemle genellikle video çekerken böyle ona kırmızı böyle biber. Kucaklıyorum. Kırmızı toz biber atıyorum arkadaşlar. Benim paşam da gösterdi sizlere bu biberi. Değil mi oğlum? Evet. Acı. Acıymış abileri ablaları. Babam seviyor mu bu tur acıları? Fazla da acı yemiyorum oğlum artık eskisi gibi değil. Kola falan yoktu ama galiba artık içebiliyormuş. Biraz da kimyon atıyorum içine. Çok attı kimyon. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz değil mi oğlum? Yemeyiz fazlası da. Bol baharatlı oldu işte. Şöyle al bir tutam bir tutam. Fazlası da kimyon da. Fazlalıklarını alabilirsin öyle. Harcımızı böyle iyice karıştırmamız gerekiyor. Aynen. Bu arada evet. Annemden çok ben konuştum sanırım. Bizim kıymamız yağ susu arkadaşlar. Biraz da yağ atıyorum içine. Normalde buna zeytinyağı da atarlar. Ama biz zeytinyağına alışkın olmadığımız maşallah için. Maşallah bizim evde de karınca çok. Ya evet ya bu yaz çok karınca varmış. Bu yaz bizim mutfakta bayağı bir karınca var. Bayağı var oğlum. Anlayamadım ben. Ya öldüremiyoruz da günah. Günah hayır. Hayır oğlum. Öyle geziyorlar evin içinde. Herkes bereketine herkes şeysine geliyor oğlum. Ben bazenler bunları... Salça ver oğlum. Salça tamam vereyim hemen. Şimdi salçamızı alalım. Domates salçası değil mi? Tamam. Bu sefer de ilk defa dolabımızı gösterdik. Arkadaşlar bu salçayı da kendim yaptım ben. Dur. Bu da mı organik? Tabii canım. Neden birkaç tane domates koydum. Bu lahmacun full organik oldu demek ki. Böyle salçam kendi salçam arkadaşlar. Domates salçası. Tabii ki bunları sizlere ben çekemedim. Niye çekemedim? Ufak bir paşam hasta oldu. Kendim
bir şeyden anlamıyor musun? Olmuyor arkadaşlar. Şimdi yalanan dolanan işim olmasın. Ben de böyle şeylerden anlamıyorum. Çekim şeylerinden. Benim ufaklık paşam yap ya. Her zaman da yani bir olmayan, hasta oluyor, boyunu olmayan, dersi var. Yavruma da bir şey diyemiyorum. Boyuklarım da çalışıyor arkadaşlar. O yüzden her şeyi de size dört dörtlük çekip gösteremiyorum yani, atamıyorum. Ama anneme ben öğreteceğim. Biraz da böyle toz bırakma arkadaşlar içine gene. Bu toz biber çünkü lezzetli anne. Acıysa baba siz ne yaptınız diyecek kız ama. Ama pul biber de mi atıyorsun? Babam yemeyecek bunu. Baba yemesin. Biraz da böyle tamam biz yiyelim sadece. Baba yemeyecek. Bu toz biber organik mi anne? Bilden aldım işte oğlum. Ama böyle birazcık farklıymış bizimkine göre bak. O şey pul biber. Arkadaşlar hepsini yediriyorum bir yere böyle. Hacımız böyle çok güzel bir hal aldı. Dışarıyı çekeyim mi anne? Tamam. Arkadaşlar böyle bir de ben su döküyorum bunun içine. Biraz yuk olacak. Su olacak yani arkadaşlar. Bir ara biz abimle kendimize lahmacun yapmıştık. Belki ben gene yaparım. Biraz da yağ döküyorum arkadaşlar içine. Şimdi yumumuz çok yağsız bizim. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Biz annemle ama YouTube'a başlamadan önce öbür evdeydik. Lahmacun yapıyorduk gene. YouTube'a daha başlamamıştık. Annem farklı videolara bakıyordu işte. Herkes gibi o da farklı videolara bakıyor. Onların sayesinde öğrendi. Aynen değil mi oğlum? Kaç kişiye bakıyorduk biz oğlumla. Adlarını söylemiyoruz ama. Böyle biraz tas dokun arkadaşlar içine. İşte biz lahmacun yaparken abim falan şey açmaya başlamıştı. Ablam da yoktu evde. İlk defa hiç böyle işlerden anlamayan abim hamur falan açtı. Kendine özel lahmacun yapmıştı böyle yumurtalı gelen. Üstünde, güzel yaptı değil mi? Oldu. Üstünde yumurta falan vardı. Bana da öğretti. Belki ben de yaparım birazdan. Arkadaşlar harcımız da bu şekilde. Bu da biraz dinlense arkadaşlar. 10-15 dakika. Bu videosu çok uzun gelecek bu arada. Aferiniz olsun. Tamam. Kıvırcımız da bura morulumuz. Papaşa. Evet. Böyle arkadaşlar. Bu da 3.25 verdim arkadaşlar morula. Bu kesimleri falan. Ben bunları falan keserken beni göreceksiniz. Ben keseceğim bunları. Annemle anlaşma yaptık. Bunlarla şey yaparız ya. Lahmacunun üstüne atarken bunları keseriz. Tamam yaparsın işte bir şeyler. Tamam. Yaparken zaman görüşürüz değerli takipçilerim. Şimdilik hoşça kalın. 15 dakika sonra görüşürüz. Aynen. Bir tane yaptım. Bir ufaklıkla dayanamadı da. Ablasından beraber. Böyle bir şekilde değerli takipçilere harcım böyle böyle alıyorum üstüne. Bu da yaptığımız. Nuray'cım bana kaşığı ters tarafına yap abla dedi. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Vallahi güzel oluyor. Kaşığın ters tarafına oluyor. Sağ ol Nuray'cım. Canım benim. Bu da lahmacunumuz. Bakın. Kıtır kıtır. Arkası böyle. Sana bir tane lahmacun salonu atalım. Gülşen alalım. Arkadaşlar. Oo. Şeker attığım zaman böyle kabarıyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Öyle bu şekilde koyuyorum üstüne, içine. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Hep de un oldum ben. Abdullah. Bir
Bizim tost yaptığımız makine burada da işe yarıyor. Benim makinemi bozdu bunlar Abdullah. Tost yapıyor üstünde arkadaşlar. Bir iki yeni çatana cizme yapmış. Sadece ben mi yaptım? Sanki abim hiç yapmadı. Anne, hı, bana bir tane çıkarsana, ben özel bir tane yapayım. Ne yapacaksın özel? Abilerim, ablalarım için. Yumurtalı gene bir şeyler yapalım bakayım kendim. Ablam da içeride salatayı yapıyor. Bunun üstüne atmak için. Çok kabardı. Kabarıyor arkadaşlar. Altı daha pişmemiş. O niye kabarıyor? Şeker attığım için arkadaşlar. Toz şeker böyle bu şekilde yapıyor. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Harcını böyle koyun üstüne. Bakın. Sürüyor. Lahmacunun anne şey böyle olması gerekiyor değil mi? Tabii oğlum. Kıtır kıtır olması lazım. Bakın ses geliyor. Limon almayı unutmuşum ben. Limon da alayım bir tane, iki tane. Alırız. Böyle arkadaşlar. Ben neden çok koyayım üstüne? Yani zaten her zaman yapamıyoruz arkadaşlar. Yiyin uşaklı. Bakalım fıstık. Peki anne neden ters oldu arkadaşlar? Böyle bu şekilde. Alttaki tabii ilk önceki işi olmadı arkadaşlar. Bir iki tane sigitler bunlar benim. Bakın. Çok sıcak. Bu özellikle say yaptım paşam. Kıyması bol attım. Hadi böyle bakalım. Arkadaşlar tuttuğunuz zaman yani hiç korkmayın. Bu benim için. Bir şey olmaz. Çare her şeyi şey yapar. Yani sonuçta dizeceğiz arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Bu paşama yaptım ben bunu şimdi. Ben bol kıymalı seviyorum. Böyle arkadaşlar. Böyle iki elimden tutuyorum. Böyle bir tarafından böyle koyuyoruz. Ben de bir yandan tüketmeye başladım. Bir yandan Abdullah'ım da yiye paşa. Şöyle. Çok kolay arkadaşlar. Bu tavada da oluyor. Emsal tavalarında, yapışmayan tavalarda. Aç bakın böyle. Böyle bir şekilde arkadaşlar. Hamurum çok güzel oldu. Yaptıkça kabarıyor yani yazdıkça. Benim bol kıymalı da orada duruyor. Bugün de etli ekmek yapalım Abdullah'ım. Abi gel ablana da böyle. Tamam. Etli ekmek de mi yapacağım? Burada da olur. Burada da gösterir. Şey yapalım. Bir tane iki tane yapalım. Ben seviyorum onu. Tamam yaparız. Sekanta değil. Tamam, aş. Çok güzel vardı arkadaşlar. Aşçımız sensin. Elimizden geleni yapıyoruz değerli takipçilerim. Yapacağım ben şimdi. Bir de onu göstereceğim sizlere. Böyle arkadaşlar. Bu da çok güzel oluyor. Bir tarafını yapıyorum ben şimdi. Böyle arkadaşlar katlama yapıyorum.
bu etli ekmek Kastamonu yöresine özel, değil mi anne? Evet, ben bunu bir abiden öğrendim. Böyle arkadaşlar. Böyle, bu şekilde. Tabii ki bunu kapatmayın. Demirimi almam lazım bunun üstünde. Hop, dikkat edelim. Çok sıcaktır çok o. Çok sıcak. Kendisi böyle göstereyim arkadaşlar. Annem böyle 3-4 tane yapıyor. Kendisi yiyor. Lahmacun yapıyor sonra. O zaman altına böyle yağ dokuyorsun. Aşırmış kaşarım yok da şeyde vardı dondurucuda. Aç bir tane be. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Ama tabii ki kapağını kapatmıyorsunuz. O kapağını kapatıyorum ben bunu yaparken. Kuruldu mu paşam? İyi bir yandan. Bir yandan da iyi abi gel ablalarım. Paşam bir yandan da yedi. İki de patladı. Arkadaşlar etli ekmeğim de bu şekilde oluyor. Paşam kol almaya gitti gönderdi ablası. Bir işe yarasın. Bu etli ekmek kimindi ya? Kastamonu'da yapıyorlar bunu Kastamonu'da. Esma, buraları toplaması senden değil mi kızım? Tabii ki. Neyse şimdi sonra bunu böyle oldu Esma. Düzeltsene kızım şunu. Ha şuradan ayağı kırıldı. Arkadaşlar açıp alıyorum. Parmak uçlarından tutup indiriyorum buraya. Sacımın üstüne. Yaptım bunu böyle bu şekilde arkadaşlar. Birini iç birini dış böyle koyuyor. Esma bu kaşarı ne yapacaksın şimdi sen? O kaşarı lahmacunun içine koyacağız anne. Benim karşımdaki bir tane restoran kaşarlı lahmacun yapıyor. Kaşarlı mı yapıyor? Yani isteğe bağlı. İster kaşarlı ya ister yeme. Bir kere aldım ama kaşarını çok bol koymuşlar. Yemedim. Ama İdris abiyleyken birlikte yiyorum. Çok güzel oluyor. İdris abin kaşarlı mı seviyor? Genelde kaşarlı yer anne. Abdullah da gelmedi. Market uzak geldi. Bunu böyle kıymaya koyuyoruz içine. Evet. Sonra kaşarı mı koyuyorsun üstüne? Sonra anne. Hani karıştırıyorsun ya. Ondan sonra da kaşarı eklersin. Şimdi eklersen bu sefer kıyma harcın pişmez. Harcımız da azaldı sanki. Daha pezin çok. Olsun. Ekmek yaparız değil mi anne? Böyle senin küçük küçük ekmeklerin var. Şey onlardan yaparız. Tamam.
sadece biraz çok koyun kızım. Hı hı. Her zaman yapamayayım, yiyeyim boş. Benim dişte bu sacım bozdular bunlar. Dur arkadaşlar. Şimdi Esma dokuyorum üstüne. Şimdi değil. Şimdi böyle tutuyorum aynen. Arkadaşlar. Tamam, uçlarını böyle boyuyorum üstüne. Et ekmek de düm ekmek de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Böyle. İnanır mısın bu da güzel oluyor yani. Bu üstüne kapatıyoruz. Üstüne kapatma yapıyoruz. Bu da güzel oluyor arkadaşlar. Sofranın üstü biraz un maminesi oldu. Böyle bu şekilde. Azıcık kısın da ondan sonra kaşarlık olsun. Kızım. Harcımız var mı aşkım bizim? Allah Esma. Arkadaşlar evet, şimdi böyle kaşar döküyorum üstüne. Koy koy biraz daha. Böyle bu şekilde kapıyorum şimdi üstünü. Sofrayı yaptığın gibi onu kendisine de yapmışsın. Buraları toplaması Esma da, değil mi Esma? Tabii. Abdullah bir bardak kola koysan oldu. Dersiz arkadaşlar. Her şeyde kaşar kullanıyorsun. Gülşen bu nereden geliyor? Benim bu Esmam kaşar çok seviyor. Her yemekte de kullandırıyor. Bak böyle bu şekilde oluyor arkadaşlar. Kaşarlı da bu şekilde oluyor. Aynen kolay geliyor sabret. Sabret değil mi oğlum? Böyle bu şekilde değerli takipçilerim. Buyurun gelin. Allah ne verdiyse yeriz. Allah mazından verir bereketini değerli takipçilerim. Şerife mi özledim kankimi? Al bakalım senin ikinci kankin de geldi. Sağ ol aşkım benim. Yavrularım benim. Bu neyli şimdi bu beyaz olan? Kaşarlı. Geldim bakalım. Tabii o şey olacak rahat böyle. Aslında dışarıda öpeceksin ki sağlam olacak ama dışarıda öpecek, inecek gidecek. Teyzem full ayakta yapıyor bunu. Fatma ne? Teyzem. Gerçi Saniye teyzem de ayakta yapıyor diye biliyorum onu. Ya kızım mutfakları serpas. Serpas yani benim öyle mi? Bizim öyle mi? Anne yağlı gözle ne yaptın? Anne şeyler var ya böyle Şerif ablanın odunlukta. Bununla olmuyor mu mamacığım? Olur. Onda olmaz. Olmaz mı? Onda ancak serme ekmek gibi şeyler olur. Gerçi bunun üstü kapanması lazım. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Tamam kolayı dolabı koymuşlar ama yanmışsın ablacığım. Hoşuma gidiyor. Gene koydum. Kanalını çıkarmış. Ha? Kanalını çıkarmış kolaya koymuşlar. Kaşar böyle döktüm arkadaşlar üstüne. Abdullah döktü bakalım. Böyle arkadaşlar. İnanımızı ben bir taraftan yapıyorum. Bir taraftan bunları yiyelim. Böyle. Kaşarlı da bu şekilde oluyor arkadaşlar. İnan bu da kaşarlı da güzel oluyor ya. Ben kaşar hiç dökmedim arkadaşlar. İlk daha da yaptım. Esmam da bilmiyorum bir şeyine yiyelermiş böyle kaşarlı. Hatta bak şunu ortadan bir kes bir süzmesini görsünler. Böyle arkadaşlar. Süzmüyor ama böyle bakın bir şey süzüyor. Girken böyle uzaya kaşarı da. Burası da kaşar piştiği için böyle oldu. Ha
Aynen. Ben de tabii ki bu ara hep unuyorum. Arkadaşlar bir tane daha göstereceğim. Sonra artık kapatacağım arkadaşlar. Telefonu neyse doldu Abdullah. Depolama alanı. Böyle bu şekilde bir tane daha göstereyim değerli takipçilerim. Şimdi adam da gece işte. Bak paşam bir yandan yiyor. Paşam. Sen ana ağır olmadı takdirde bazıları çok koyu. Böyle bu şekilde arkadaşlar. İçine şimdi limonu koyacağım. Tabii limonumuz biraz çubuk olacak arkadaşlar. Sulu olacak. Hamurumuza şöyle yayılma süsün. İçine üstüne. Sen buna bir çay bardağı su da koyuyordun değil mi anne? Hmm, yağ da koydum bizim. Yağsızmış kıymamız. Ardan güzel olmuş. Afiyet olsun. Hı? Ellerine sağlık. Ablam güzel mi? Baba bu işin değil mi? Saat oldu zaten günümüz. Böyle arkadaşlar kaşığın ters tarafını böyle düzeltelim. Ben elimle yapıyordum arkadaşlar. Bunu bana sağ olsun takipçim Nuray'ım o söyledi. Böyle yani takipçilerim. Böyle arkadaşlar parmaklarımı böyle tutuyorum altında. Böyle saçıma koyuyorum. Böyle arkadaşlar. Kapatıyorum böyle tersine. Birini düz biri terste kapatıyorum arkadaşlar. Değerli takipçilerim Allah'a emanet olun. Biz şimdiden kapatıyoruz burada. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olunuz. Dostça kalalım. Kanalımda kalalım. Hayırlı akşamlarınız olsun. Kendinize çok dikkat ediniz. Bay bay.